Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir Perşembe günü diliyorum. Bugün önemli bir gün. Bizim için orta vadeli plan 2025-2027 yılları arasını içeren saat 9'da o açıklamayı olacak. Ondan önce global piyasalara baktığımızda dünkü yine satış ağırlıklı ve riskten uzaklaşan havanın biraz daha bugün dengelendiğini görüyoruz. Bugün ve yarın iki önemli data var. Bugün Amerika'da hizmet sektörü PMI datası, yarın da tarım dışı istihdam datası yayınlanıyor olacak. Şimdi Fed'in önünde tabii ki bu veriler 2024'ün içinde kalan 3 tane daha toplantıda ne yapacağı konusunda piyasaların ipucu bulmaya çalıştığı önemli veriler olacak. Bir kere Eylül ayındaki toplantıda 25 baz puanlık indirim %100 fiyatlanmış durumda. Ancak geçen hafta %33 olasılıkta olan 50 baz puanlık bir indiriminde bu sabah itibariyle %44'e yükseldiğini görüyoruz. Yani bir iki bugün ve yarınki istihdam datasındaki zayıf bir seyir. Ayrıca hatırlayacaksınız geçen Ağustos'ta da Ağustos verisinde önemli revizyonlar yapılmıştı. Bununla birlikte %50'nin üzerinde bir 50 baz puanlık bir indirimi fiyatlamaya başlayabilir. 2024'ün toplamı içinde kalan 3,5 ayda toplam 110 baz puanlık bir indirim bekliyor piyasalar. Diğer taraftan baktığımızda petrol fiyatlarındaki zayıflık devam ediyor. Genelde bu kadar önemli bir zayıflık ekonomik aktivitenin faiz indirimlerine rağmen bir süre daha yavaşlamaya devam edeceğini fiyatladığını gösteriyor bize. Diğer emtialarda da benzer hareketler olduğunu görüyoruz açıkçası. Şimdi bize döndüğümüzde orta vadeli plan. Orta vadeli plan uzun yıllardır ilk defa geçen sene çok ciddiye alarak baktığımız bir ekonomik gösterge seti oldu bizim için. Neden? Daha önce hep aslında hatırlarsınız baktığımız oradaki cımbızla çekip baktığımız tek data kurun ne seviyede oluşacağı ortalama kurun. O da TL gayri safi milli hasıla rakamı veriliyor. Dolar gayri safi milli hasıla rakamı veriliyor. Bu üçü birbirine bölerek önümüzdeki senelerde acaba hükümet kuru nerede görüyor vardı. Onun dışında tabii ki her zaman iyimser büyüme rakamları, iyimser enflasyon rakamlarıyla bezendiği için önemli bir veri seti olsa da dediğim gibi herkes için ancak geçen sene bir daha fazla önem atfetmeye başladı. Bu sefer de önemli olacak. Neden? Daha ciddi bir ekonomi takımı var yaptıkları ve bu yapılan alınan önlemler sonucunda bunun sonucundaki gerçekleşebilecek rakamlar daha güvenilebilir olduğu için. Biz de burada neye bakıyor olacağız? Yani o piyasa OVP'de neye tepki verir düşündüğümüzde tabii ki kurlar değil. İnsanlar kurlar hakkında yazıp çizeceklerdir. Saat 9'da açıklandıktan sonra işte 2025 kurunu öyle düşünüyor, 2026 kurunu. Onlara çok takılmamak lazım açıkçası. Burada birincisi benim beklentim 2025 enflasyon rakamının biraz daha piyasayla uyumlu olmasını beklerim. Yani uyumlu olması da şu baktığımız zaman beklenti anketlerinde 2025 sonu için piyasanın enflasyon beklentisi 27'lerde ortalama. Merkez Bankası'nın paylaştığı en son enflasyon raporunda da gördüğümüz hala %14'lük bir hedef var. Bu çok fazla iyimser geliyor. Biraz daha yukarıda bir rakamı aslında piyasa daha olumlu karşılayacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü en son bu hafta
gelen Ağustos verilerinde de gördüğümüz önemli bir gerçek var. Evet, enflasyon düşmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde düşecek. Ama çekirdek enflasyon verilerinde hala önemli bir katılık olduğunu görüyoruz. Yani biz herkes genelde daha çok manşet enflasyon rakamlarına dikkat ediyor. Ama çekirdek enflasyon rakamlarına baktığımızda B göstergesi %2,6, C göstergesi ise işte arınmış değerler dediğimiz yani bu işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkol, içki, tütün vesaire, altın gibi şeylerin olmadığı yüksek kalmaya devam ediyor. Burada Merkez Bankası'nın bizi nasıl yönlendiriyordu? Üçüncü çeyrekte aylık %2,5 ortalama enflasyon. Son çeyrekte de aylık %1,5 olacağını tahmin ettiğini söylüyor. Burada da bakacağımız Merkez Bankası'nın tabii ki sıkı duruşunu devam ettireceğini bekliyor olacağız. Ama bunun dışında dün aynı zamanda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'ın da önemli bir uyarısı diyeyim vardı ve haklı olarak para politikası tarafında her şey yapılıyor. Gerçekten tüm düğmelere basıyorlar. Doğru hareketler de yapılıyor bence de. Maliye politikasında biraz daha sıkılaşma olması gerektiği, daha ciddi bir enflasyon düşüşü beklentisi olması için önemli. Tulumların ışığında tabii ki bu tip bir dinamiğin içinden geçerken büyüme rakamlarının da biraz daha aşağı revize edilmesi benim bakacağım iki önemli veri seti olacak açıkçası. Orta vadeli planda bugün açıklanacak olan. Onun dışında evet bir dövize müdahale var. Onu da söyleyebiliriz. Geçen hafta da yaklaşık bir perşembe oldukça karışık bir günde hatırlıyorum. Yani Merkez Bankası bilançosundan baktığımıza göre yaklaşık bir 4 milyar dolarlık vesaire bir bozulma olduğunu görüyoruz. Yani buradaki iki konu var bakmamız gereken Türkiye'deki döviz hareketlerine. Birincisi tabii ki carry pozisyonları. Uzun süredir Türkiye'ye girişlerin olduğu ve %100 hepsinin yabancı olduğunu da söylemenin zor olduğu ama mantığın aynı olduğu, farklı faiz farkı ve kurun stabil kalmasından faydalanan bir yatırım stratejisi. İkincisi de tabii ki yerleşik yatırımcıların, Türkiye'deki yerleşik yatırımcıların döviz tarafındaki tercihleri. Orada da Ağustos başından beri hafif bir dövize geçişin olduğunu görüyoruz. Özellikle KKM tarafında. Ama tüm verilerin hepsine baktığımızda açıkçası özellikle beni de en çok orada gönlümü rahat tutan dış ticaret verileri, Türkiye'nin gerçek döviz ihtiyacını gösteren veriler. Orada açıkçası elimizin rahat olduğunu görüyoruz. Her zaman endişelenmemiz gereken en önemli faktör o. Orası TL'yi desteklemeye devam ediyor bence. İkincisi de TL kredi büyüme oranları. Orada da baktığımız zaman aslında total ve yıllık TL hem TL hem döviz buradan arındırılmış olarak baktığımızda %30'larda gidiyor. O da açıkçası herhangi bir endişeye mal olmadığını söylüyor. O yüzden burada KKM'cilerin açıkçası biraz da kısa dönemde geçişlerinde kur üzerindeki hareketleri ya da talepleri önemli olmaya devam edecek ama dediğim gibi TL'nin zayıflaması için herhangi bir sebep görmüyorum. Tek olacak buradaki sebep hiç beklemediğimiz ani bir faiz indirimi. Dediğim gibi en büyük gol piyasalara buradan gelir diye düşünüyorum. Özellikle sabit getirili enstrümanlar tarafındaki beklentilerde. Onun dışında borsa genel olarak zayıf olmaya devam ediyor. Bir de bu hafta Cuma günü Fitch'in açıklamasını bekleyeceğiz. Olur, ben nabız arttırımı gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü daha önce geçtiğimiz dönemlerdeki bahsettikleri neler olursa biz not arttırımı yapabiliriz diye düşündüğümüzde oradaki
hem rezervlerin artışındaki gelişmeler, enflasyon tarafındaki ve para politikasındaki sıkı duruşun devamı bence açıkçası bir not artırmanı da Türkiye'nin hak ettiğini gösteriyor. Pas geçebilirler. Daha önce pas geçtiği dönemler oldu. Pas geçerse zaten hafif zayıf olan risk iştahını ben yine zayıf kalmaya devam edeceğini açıkçası düşünüyorum. Ama temel olarak borsa geneline baktığımızda da ikinci çeyrek sonuçta zayıf gelmeye devam ediyor. Üçüncü çeyrek daha da zayıf geçecek. Onu da biliyoruz. Dördüncü çeyrek için de henüz daha iyimser olmak için bir sebep gözükmüyor açıkçası. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi seanslar diliyorum. Günaydın herkese. Benim tarafta açıkçası çok ciddi bir haber yok ama bir zorlu enerji haberi var. Burada yeni bir enerji şirketini halka açacaklardı. Onu geri çektiler. Bu halka açılma başvurusu vardı. SPK'ya yapılmıştı bu başvuru. Bu başvuruyu geri çektiklerine dair bir haber çıktı. Ve 1,1 milyar dolarlık yurt dışı borçlanması yapacak şirket. Böyle bir karar alındı. Ya oldukça ciddi bir aslı rakam ve yurt dışına tahvil ihracı var. 1,1 milyar dolarlık tamamen yurt dışı. Yani enteresan bir karar açıkçası. Zaten çok borçlu bir şirket. Ya zorlu enerji. Şu anda 1 milyar dolar borcu var. Net borcu 1 milyar dolar. Net borç bir fabrike bakıyoruz. Onlarda 11'lerde. Zaten yüksek borcu olan bir şirket. Tekrar bu 1,1 milyar dolarlık bir borç ihracı var. Karar vermişler. Enteresan geldi açıkçası. Bu yenilenebilir enerjiyi halka açtıklarından sonra para girişi olacaktı şirketi. Şimdi onu da ertelediler. Yani bence biraz açıkçası olumsuz. Onun dışında Aksa Enerji bu akşam sonuçlarını açıklayacak. Beklentimiz bizim ikinci çeyrekte daha iyi bir fabrik olması yönünde. Yani 1,5 milyar lira bekliyoruz fabrikü. Netkar da 900 küsür milyon TL ama yani net kar açıkçası net karda çok şey değiliz. Yani çok emin değiliz çünkü çok fark ediyor açıkçası. Ve one-off faktörler çok etkiliyor net kar. O açıdan da onu tutturmak daha zor ama EBITDA konusunda yani büyük ihtimalle çok sapmaz yani. Hani 1,5 milyar lira bence mantıklı. O da ilk çeyreğe göre bir artış ifade ediyor zaten. Ama bizim daha önce de söylemiştik yani enerjilerle ilgili asıl üçüncü çeyrek iyi olacak. Neden? Çünkü elektrik zamları oldu üçüncü çeyrekte ve üretim verileri şeye göre çok daha iyi gidiyor ikinci çeyreğe göre. Özellikle doğalgaz santralleri çok iyi çalışıyor. Çok iyi derken yani aslında mevsim normallerinde çalışıyor ama ilk iki çeyrek çok zayıftı elektrik fiyatlarından dolayı. Yani doğalgaz santrallerinin spark spread dediğimiz karlılığı çok düşmüştü ilk iki çeyrekte ve çalışmadı bir sürü doğalgaz santrali. Şimdi onlar tekrar faaliyete geçti üçüncü çeyrekte. Yani o açıdan da baktığımızda doğalgazlar üçüncü çeyrekte avantaj sağlayacak gibi. Onlardan da işte daha önce de bahsetmiştik aslında ama Ak Enerji, Aksa Enerji bu iki şirket doğalgaz ağırlıklı. Onun dışında Enka var. Daha önce de bahsetmiştik. Yine Enka'da iyi çalışıyor onun santralleri düşünecekler. Sabancı Holding'in enerjisi üretimi var. Yani bunlar doğalgaz ağırlıklı çalışan ve hani daha pozitif etkilenebilecek şirketler. Onun dışında Odaş, Alarko bu iki şirketin de yine karlılığı iyi gelecek. Üçüncü çeyrek daha iyi olacak gibi. Kömür santrali var onlarda da ve ağırlıklı olarak. Yani kömür de açıkçası baktığımızda onların üretimi de iyi geçmiş görünüyor 3. çeyrekte. 3. çeyrekte bir tek hidro tarafı yani biraz zayıf. O da zaten hidro ağırlıklı çalışanlar hangileri? Akfen, Aydem gibi şirketler. Onlar da işte 3. çeyrekte sezon sonu olarak zaten hep zayıf. Yine zayıf bir yani üretim rakamı göreceğiz. Biz Alarko'yu beğeniyoruz. Bir de Aksa Enerji. Yani Aksa Enerji zaten listemizdeydi, devam ediyordu. Alarko'yu en son strateji raporumuzda listeye aldık. Onun da işte daha önce de sebeplerini söylemiştik ama burada yani en zayıf geride kalıyor gibi Alarko tarafında. Çünkü enerji üretimi tarafı ilk iki çeyrek zayıftı. Özellikle ikinci çeyrekte doğalgaz santrallerinde duruş da vardı. O açıdan
İkinci çeyrek zayıf geçti ama üçüncü çeyrekte toparlandığını görüyoruz. Üretim rakamları elimizde zaten. İlk iki ayda Alarcon üretimi gayet iyi. İkinci çeyreğe göre oldukça iyi. O açıdan da en kötü geride kalmış gibi görünüyor. Ama şunu da söylemek lazım. Alarcon ikinci çeyreğe zayıf gelecek. O da işte bu ay sonuna doğru 27-28'inde açıklanacak. Daha belli değil aslında tarihi ama yani ay sonuna doğru açıklanacak kesin. Orada büyük ihtimal yine ilk çeyrekte zarar görmüştük. İkinci çeyrekte de herhalde büyük yani beklentimiz zarar olması yönünde. Çok büyük bir sürpriz olmazsa. Ama 3. 4. çeyrekten sonra artıya geçebilecek gibi görünüyor açıkçası karlılık. En kötü geride kalmış görünüyor Alarko'da ve zaten hisse fiyatları da çok düştü açıkçası. Bu fiyatlar artık yani 100 liranın altı gerçekten bence ölü fiyatlar. Yani iskontoya bakıyoruz. Net aktifler iskontosu %55'lerde şu anda. Yani oldukça yüksek. Tarihi ortalamalara fiyatlara geldi. O açıdan Alarko'yu biz beğeniyoruz. Dediğim gibi Aksa Enerji açıklayacak bu akşam. Aksa Enerji Alarko en çok beğendiğimiz enerji hisseleri. Alarko'yu da enerji sayıyoruz çünkü net aktif değerinde enerjinin payı %80 civarında. Yani holding aslında ama enerji ağırlıklı bir holding. O açıdan onu enerjiye koyuyoruz aslında şu anda. Onun dışında Sabancı Holding'de de yine en çok beğendiğimiz hisseler listesine yer alıyor. Orada da enerji üretimin dediğim gibi daha önce doğalgaz santralleri iş çalışıyor. Şirketin enerji üretiminin ilk yarıdaki fabrika oldukça zayıftı. Bunda doğalgaz santrallerin çalışmaması etkili olmuş görünüyor. Oldukça zayıf bir fabrik rakamı vardı ama dediğim gibi yani ikinci yarı çok kuvvetli gidiyor orada ve şirketin guidance'ı çok kuvvetli ikinci yarı için enerji üretimde. O açıdan da Sabancı Holding'de de yine baktığımızda ilk iki çeyrekte zarar açıkladı şirket. Ama orada da en zayıf geride kalmış görünüyor. Yani üçüncü, dördüncü çeyrekler Sabancı Holding için daha iyi olacak gibi. Onu da söyleyebiliriz. Zaten onu da ucuz buluyoruz. Daha önce de söylemiştik. Sabancı'yı da beğenmeye devam ediyoruz. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. İyi çalışmalar herkese. Arkadaşlar günaydın. Tabii genel olarak işte global piyasalardaki hareketler tabii bizim piyasayı da etkiliyor. Özellikle de şunu görüyorum, döngüsel hisselerde yani üretime dönük, global üretime dönük hisselerde bu baskı oluşuyor. Bu tabii ki bir süre devam edecektir. İşte faiz indirimleri söz konusu. Onun dışında işte zaman zaman Çin, zaman zaman Rusya gündeme geliyor. Ama bu döngü devam edecek. Yani ve bizim yine strateji raporumuzda belirttiğimiz gibi bu süreç içerisinde biz ileri dönük olarak 2025 yılına girerken faiz indirimlerini görmeye başlayacağız belki global anlamda da ve bu aslında bir belirsizlikler kalktıktan sonra da döngüsel hisselere de muhtemelen 2025'in ikinci yarısına doğru o daha doğrusu 2025 yılının ikinci yarısını öngörebileceğimiz durumlara geldiğimizde açıkçası daha sıcak bakma durumunda olacağız ama o sürece kadar özellikle Çin'de belli hareketlerin henüz başlamamış olması ki bunu çelik fiyatlarında da görüyoruz. Bu tip şeyler ne yazık ki baskı yaratmaya devam edecek. Bugün de görüyorum mesela HRC Ekim vadelileri 438 dolar. Yani bu açıkçası yani dünyada da bazı fiyatların bu kadar aşağı gelmiş olması tabii ki sektörel etkiler olabilir ama yine de bir şeyi gösteriyor, rahatsızlığı gösteriyor. Öte yandan çelik tarafında çok enteresan yine bir gelişme var. US Steel'li Nippon'un alması söz konusuydu. Hatta anlaşıldı. Fakat Biden buna bloke edeceğim dedi ki bütün aslında Trump tarafı da aynı şekilde. Şimdi bu da dünyada şeylerin artık herkesin biraz kendi tarafını koruma eğilimine girdiğini de gösteriyor biraz. Bu da tabii Çin'in başka yerlere baskı yaratmasına gerekiyor. Bizim piyasalarımızda çok açık kalırsa bize de baskı yaratacak anlamına gelir. Biz daha çok bu konuda edilgen durumdayız. Bu da tabii ki bizim için bir tehdit. Türkiye'nin de bazı tedbirleri almasında fayda var. Buradan şeye geçecek olursam açıklanan bazı karlar var. Onlardan biraz bahsedeyim. Lokman Ekim karını açıklamış. İkinci çeyrek rakamlarını ilk çeyreğe göre biraz daha zayıf gördük biz. 35 milyon TL bir net kar var. Geçen yılın aynı döneminde -7'ymiş. Yani ikinci çeyrekler biraz daha düşük sezon zaten. Karlılık açı marjlar açısından öyle bir sıkıntı yok.
Bir miktar şöyle bakıyorum, evet, genel anlamda ilk çeyrekte biraz daha parasal gelir yazmışlardı. Ama bu sonuçların özelinde bakarsak hissede belli bir noktalara geldi, küçük hisse boyutunda. Ve sanki Medical Park sonuçlarını da açıklamıştı. Ona göre biraz daha net kar şeyinde görece, tabii büyüklükleri de göz önüne aldığımızda çok hafif nötrle zayıf arasında bir şey yapabilir, ama zayıf demek de dediğim gibi net kar anlamında operasyon olarak şey yolunda, şirketin işleri yolunda. Ve unutmayalım ki tabii çok küçük bir büyüklük, 96 milyon dolar, öte yandan Medical Park 2 milyar dolarken yine genel olarak ama kalite olarak beğendiğimiz bir şirket. Yani şöyle şirketin açıklama standartları, genel bakışları, bunların hepsi açıkçası dikkate alınması gereken konular. Ama şu sonuçlarda ilk çeyrekte çok iyi tepki vermişti. Şimdi bu böyle bir tepki beklemiyoruz. Link bilgisayar var. Yine bu, yani 200 milyon dolar görünüyor şirket. Yani şirketin çarpanları akıllara zarar seviyelerde. Yani acayip bir fiyatlara gelmiş bu şirket. İçinde nedir, ne vardır? Gerçekten çok fazla söze gerek yok gibi görünüyor. Ama yani genelde uzak durulması gereken bir büyüklük olarak görüyorum. Gedik yatırım sonuçlarını açıklamış. Geçen yıla göre tabii %62 azalmış gelirleri, 245 milyon TL, ama ilk çeyreğe göre karlılığında bir miktar artış var. Ama yine dediğim gibi orada çok fazla yorum yapacağımız bir şey yok. Ama çok sonuçları düşünürseniz, işte çarpanları falan düşünürseniz, çok böyle ekstra böyle köpük olan bir hisse değil. Menkul kıymet şirketi isteyenler yine işte birkaç tanesi var. Onlardan biri olarak belki düşünülebilir, ama dediğim gibi o konuda çok fazla elimizde fazla done yok. Doğuşsan var, yine zarar üzerine zarar, ama piyasa değeri zaten 30 milyon dolar. Öte yandan Çimentaş işe bakıyorum. Çimento şirketleri arasında küçük olanlardan görece, o satışları %11 gerilemiş geçen yıla göre, net karı yatay kalmış geçen yıla göre, ama ilk çeyrekte zarar etmişti. Bu çeyrekte artıya geçtiğini görüyoruz. Bir taraftan bunu biraz olumlu değerlendirebiliriz. Ama realitede şu ki, şey şirketinde, çimento şirketleri arasında pahalı görünen bir noktada. Çin Beton, o da zarar etmiş. Beton şirketleri genelde zaten yani çok çok karlı tarafı değil, ama işte halka açılmış tarafı. Yani ben şöyle rakamları şöyle hızlıca baktığım zaman, bu söylediğim yani Çimentaş, Çin Beton, bunlar çok şu anda da tercih edeceğimiz noktada değil. Dün Oyak Çimento sonuçları açıkladı, negatif bir tepki verdi. Fakat görece biz yani sonuçları iyi görüyoruz birçok sektör içerisinde de. Hatta şunu da gördük ki şirketin enflasyon muhasebesi uygulanmaması durumundaki net kar çok daha yüksek gelebilirdi. Ve ki şirket onu paylaşmadı. Yani özellikle yani bir şekilde yani kendi bakış açılarıyla biraz daha sanki konservatif yaklaşarak, yoksa anladığımız kadarıyla enflasyon muhasebesi sonrası öncesi rakamları daha da iyiydi ki bu zaten doğal sonucu gibi de bir satır arası not verildi. Yani şu ortamda yine çimento tercih edeceksiniz. Yine işte Oyak Çimento gibi şirketler, Çimsa, Akçansa, Göltaş gibi şirketlere öncelik veriyor olabiliriz. Küçük şirketlere bak dedim. Yani işte Link gerçekten, yani şirketin boyutuna baktığınızda uzak durulması gereken. Lokman Ekimi dediğim gibi yine çok artı bir şey yok içerisinde, bu çeyrek iç özelinde, ama küçük şirket kategorisinde hep bir şeyi var, potansiyeli var. Son bir ay, 3 ayda da biraz eksi gitmiş zaten, realize etmiş. Ama ileriye dönük olarak yine karlılığı, büyümesi belli dengede gidebilecek bir şirket olarak değerlendiriyoruz. Buradan yani Migros'un mağaza açılışları temposu devam ediyor. Ağustos'ta da 35 mağaza açmışlar. Ama net mağaza açılışı 21, yani açıp kapa yaptıkları da var. Ve yılbaşından beri de bu tempoda gidiyorlar. İyi olarak şey yapabiliriz, düşünebiliriz. Bu arada
Rel Yatırım Holding diye bir şirket de açıklamış sonuçları. O da böyle enteresan büyümeler var şirkette. Yani karlılık olarak falan ama pek bildiğimiz bir şirket değil. Son dönemde de yine acayip bir şekilde yükselmiş bir şirket. Ama dediğim gibi yine temel olarak çok fazla yorum yapabileceğimiz bir şey değil. Sadece ilk sabah göze takılanlar açısından fena olmayan sonuçlar açıklayan, hatta iyi açıklamış, hatta nasıl böyle açıklamış dedirtecek şirketlerden. Daha detaylı bir çalışmadan yapmadan çok yüzeysel bakışta olduğunu da ifade edelim. Sentiment tarafına geçecek olursak önemli noktalarda tutunuyoruz. Yani bakarsak zayıf bir açılış oldu dün, zor bir günde ama yine dengeli bir yerde kapattık. Bu ne demek oluyor? Bizde o Japonya olayından sonra ne olmuştu? Biraz sarsılmıştık, ekstra ayrışmıştık. Bugün ama baktığımızda biraz daha az etkileniyoruz. Hatta biz de test dönemlerinden geçiyoruz. Burada yine hareketler görülüyor, dün de görüldüğü gibi. Bugün içinde yine sentimentin bulunduğu yere bakıyorum. Diplerden çıkma şeyinde, diplerden çıkma eğiliminde, böyle dalgalı hareket etme içerisinde. Bugün tabii orta vadeli program açıklanacak detayları. Bu önemli. Yarın da akşam piyasa kapandıktan sonra Fitch'in kararını bekliyoruz. Bu iki tanesi önemli olacaktır. Sentiment değeri yüksek hisselere girenlerden yine Türk Telekom dikkat çekiyor. Sahol var. Burada biz hep söylüyoruz. Turkcell'i Türk Telekom'u tercih ediyoruz şu aşamada. Sahol bu tarafta Sahol'e aynen devam ediyoruz. Bu listede TAV, Enka, Pegasus, Emlak, İşgeo gibi şirketler de var. Yapı Kredi Bankası da. Burada Hektaş çok şeylere geliyor, listelere giriyor ama tabii üzerinde acayip bir geçmiş performans, şirketin düşüklüğü, yani çok önceki yıllarda çok şişmiş olmasının bedelini ödeyen bir durum var ama bir listelere takılıyor. Bu şirkette yeniden bir şeyler olacak mı bakmakta fayda var ileriye dönük olarak. Yani geçmişte ne yapıldı, ne oldu da o kadar yükseldi, ne oldu da o kadar düştü deyip böyle şimdinin konusu değil ama ileriye dönük olarak daha yakından bakılması gereken bir Oyak grubu şirketi olarak değerlendiriyoruz. Dikkat çeken hisseler tarafında Şok'ta dün bizim epeydir beğendiğimiz ve epeydir ölü toprağı olan hissede hareketlenme oldu. Dün endekse göre de iyi gitti. Ülker yine öyle. Bunların dışında İşmen, Tekfen, TSKB, Vespe ve Kayseri. Bu Kayseri Şeker. Bunlar da hareketler oldu ama biz bunu şeyde görüyoruz yavaştan. İşte önümüzdeki hafta açıklayacak Şok Market sonuçlarını da yavaş yavaş görmeye başlıyoruz sanki. Dediğim gibi yani çok büyük bir ilk çeyreğe göre daha iyi bir çeyrek göreceğiz. Öyle bekliyoruz. Ama tabii asıl iyileşme yılın ikinci yarısında bu asgari ücret etkisinin azalmasıyla birlikte görülecektir. Genel olarak benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Yine hatırlatayım, bizim en beğendiğimiz hisseler listesinden giderek bu süreci geçirmekte fayda var. Aklınızda olsun, emtialar ucuzluyor ama ucuzlamasının ana sebebi de yine temel gelişmeler. Gerçekten dramatik gelişmeler oluyor dünyada. Bu süreç içerisinde yakından takip ediyoruz. Şimdi yine Türkiye hikayesi içerisinde daha vazgeçilmez ürünleri satan şirketlerin hisselerine odaklanarak devam edeceğiz ve bu kısa vadeli dönemi yönetmek durumunda olacağız. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.